Merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine türev konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda da karma test 1'i çözeceğiz. İlk soruda fx fonksiyonu verilmiş, buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi fonksiyon x eksi 2'ye giderken demiş, limit değeri için x yerine eksi 2 yazdığımız zaman f eksi 2 eksi f eksi 2 bölü eksi 2 artı 2. Yani pardon, eksi 2 artı 2 yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi burada. O yüzden şimdi buradaki belirsizliği kaldırmamız lazım. Fonksiyonda x yerine direkt eksi 2 yazmadan önce fx yerine 3x kare artı 4'ü yazalım. 3x kare artı 4 eksi f eksi 2. Fonksiyonda x yerine eksi 2 yazarsak buradan 12 artı 4'ten 16 geldi. Bölü x artı 2. Limit x eksi 2'ye giderken buradaki değeri bulalım. Şimdi düzenleme yaparsak burada 3x kare eksi 12 gelecek. Bölü x artı 2, hatta 3 parantezine alırsak 3 parantezinde x kare eksi 4 geldi. Bölü x artı 2, 2 kare farkıyla yazarsak burasında 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazdık. Payda da x artı 2. X artı 2'ler sadeleşti ve artık geriye kalan ifadelerde limit x eksi 2'ye giderken dediği için x değerimizin yerine yazabiliriz. Belirsizlikten kurtulduk çünkü. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman da 3 çarpı eksi 4'ten cevabımız eksi 12 geldi. İkinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre g 2 değeri eksi 1, g türev 2 değeri ise 3'tür demiş. Buna göre f türev 2'yi soruyor. Şimdi fx fonksiyonu öncelikle türevini alalım. Burada çarpım türevi uygulayacağız. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyeceğiz. 2 noktasındaki dediği için x yerine 2 yazıyorum türevinde. Buradan 12 çarpı g2 artı g türev 2 çarpı 2'nin 3. kuvvetinden de 8 geldi. G2 değerimiz eksi 1 olduğu için burası eksi 12. Artı g türev 2 değerimiz 3 olduğu için 8 çarpı 3'ten burası 24. Dolayısıyla cevabımız da 12 oldu. Üçüncü soruda g 1 sıfırdan farklı olmak üzere demiş. F türev 1 kaçtır? Öncelikle fx fonksiyonun türevini alalım ve burada da bölüm türevi uygulayacağız. F türev x eşittir payın türevi çarpı payda art eksi pardon paydanın türevi çarpı pay diyoruz bölü paydanın karesi, yani gx'in karesini alacağız. Bir noktasındaki türev dediği için x gördüğümüz yere 1 yazalım şimdi. Buradan 2 çarpı 1'den 2 g1 eksi g türev 1. X yerine 1 yazdığımız zaman 1 çarpı 1'den 0 geldi. G1'in karesi. Şimdi burası zaten 0'dan dolayı, 0 çarpımdan dolayı gitti. G1 değerinin de bize 0'dan farklı olduğunu vermişti. Şimdi burada şöyle kalacak. 2G1 bölü G1'in karesiydi burası. Yani G1 çarpı G1. G1'ler sadeleşti. O zaman geriye değerimiz 2 bölü G1 olarak geldi. Yani cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü soruya bakalım. F ve G türevlenebilen iki fonksiyondur. Buna göre fx artı gx'i vermiş ve f türev 1 artı g türev 1'i istiyor. O zaman bu ifadenin her iki tarafında türevini aldığımız zaman bu toplamın türevinden direkt şöyle gelecek. F türev x artı g türev x. Karşı tarafta da çarpım olduğu için çarpım türevini uygulayacağız. Burada önce birincinin türevinden 3x kare çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyeceğiz. Ve bize buradaki bir noktasındaki değer dediği için bu ifadenin tamamında x yerine 1 yazarsak g, f türev 1 artı g türev 1 x yerine 1 yazdık 3 çarpı f1 artı f türev 1 çarpı 1 yazdığımız zaman da 0 geldi. Dolayısıyla burası gitti. O zaman bu ifade 3 çarpı f1 oldu. F1 de 2 olduğuna göre 3 çarpı 2'den cevabımız 6 geldi. Beşinci soruda f ve g türevlenebilen fonksiyonlardır. Bize f3 çarpı g3'ü sormuş. G türev 3'ü sormuş hatta. Şimdi elimizde fx çarpı gx var ve f türev 3 çarpı g3 var. Şöyle diyelim. Öncelikle bize verdiği buradaki çarpım ifadesinin türevini alsak. Yani her iki tarafın türevini alsak. Çarpım türevi uygulayacağım burada. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci gelecek. X'in türevinden de 1 geldi. 3 noktasındaki dediği için x yerine 3 yazalım. F türev 3 çarpı g3 artı g türev 3 çarpı f3 eşittir 1. Şimdi bize f türev 3 çarpı g3 yani buradaki değeri vermiş. Burası 5. 5'te diğer tarafı alırsam geriye g türev 3 çarpı f3 kalacak.
1 eksi 5, burası da eksi 4 kaldı. Zaten bizden de f3 çarpı g türev 3'ü istediği için cevabımızı bulmuş olduk. 6. soruda px polinomunun türevi p türev x olmak üzere eşitliğini vermiş. Buna göre px'in sabit terimi kaçtır? Sabit terim dediğinde x yerine 0 yazıyorduk. Yani bizden p0 değerini istiyor. Şimdi burada polinomun kendisiyle türevinin farkı alındığında birinci dereceden bir polinom oluşmuş. Dolayısıyla buradaki polinomun şöyle olduğunu düşünelim. Mesela burada türevini aldığımız zaman birinci dereceden, mesela sonuç burada birinci dereceden ax artı b şeklinde olsaydı px polinomu, türevini aldığımız zaman p türev x eşittir a olacaktı. Yerine yazdığımız zaman da px değerimiz ax artı b eksi p türev x değerimiz eksi a geldi buradan. 5x artı 6'ya eşit. Burada mesela eğer ikinci türevini ikinci dereceden almış olsaydım x kareli bir terim gelecekti ama karşı tarafta x kareli olmadığı için birinci dereceden aldım ve bu şekilde eşitledik. Buradan ax artı b eksi a, buradaki b eksi a sabitimiz. 5x artı 6. O zaman x'in katsayısı burada a'ya eşit olacak. Aynı şekilde buradaki sabit değeri de 6'ya eşit olacak. Yani a değerimiz 5, b eksi 6 değerimiz de 6 geldi. A yerine 5 yazarsak b eksi 5 eşittir 6'dan. B değerimiz de 11 oldu. Px polinomunu yazalım. A yerine 5 yazıyorum. B yerine 11. P 0 istiyordu. X yerine 0 yazdığımız zaman da sabit terimimiz 11 olarak geldi. 7. soruda fx fonksiyonu vermiş ve f türev 1 kaçtır? Şimdi fonksiyon türevini aldığımız zaman f türev x eşittir. 1'in türevi 0 geldi. X'in türevi 1. Eksi 2x'in türevi, eksi x karenin türevi eksi 2x. X küpün türevi 3x kare. Eksi x üzeri 4'ün türevi eksi x küp şeklinde devam edecek. En sonunda da 99 çarpı x üzeri 98. Bize 1 noktasındaki değer dediği için x yerine 1 yazdık burada. 1 eksi 2 artı 3 eksi 4. Bir sonrakinde artı 5 şeklinde gidecek en son 99'a kadar. Bu toplamı bulmamız lazım. Şimdi burada ardışık bir şekilde baktığımız zaman 1 ile eksi 2'nin toplamı eksi 1. 3 ile eksi 4'ün toplamı eksi 1. En son mesela burada 99'dan önce de tek sayılarda artı gelmiş dikkat ettiyseniz, çift sayılarda eksi. O zaman 99'dan önce gelen de 98 olacak. Hatta ondan önce gelen 97 olacak. Bir artı bir eksi, yani bir tek bir çift şey şeklinde artı toplamları geldiğinde eksi 1 olmuş. 5 ile mesela eksi 6 yine aynı şekilde eksi 1 olacak. O zaman en sona yaklaştığımız zaman 97 ile eksi 98'in toplamından eksi 1. En son buradaki 99 tek başına kalacak. Şimdi 1'den 98'e kadar sonuçta 98 tane sayı var ve toplamda 2'ye böldüğümüz zaman 49 tane bu şekilde ikili grup var. Dolayısıyla 49 tane eksi 1 var demektir. 49 çarpı eksi 1'den buradaki 98 tane sayının toplamı eksi 49. Bir de artı 99 vardı burada. Dolayısıyla buradan toplamları 50 geldi. 8. soruda fx fonksiyonun grafiği verilmiş. F türev 2 veriliyor ve 2 değeri sorulmuş fonksiyonda. Şimdi f türev 2 dediğimiz bu fonksiyonun, yani buradaki değerimizin 2 noktasındaki türevinin, yani eğiminin eksi 3 bölü 2 olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir 2 noktasında aldığımız zaman 2 noktasında karşılık gelen buradaki teğetin eğiminin eksi 3 bölü 2. Eksi olmasının sebebi sol tarafa yatık olması. Eğimi, yani buradaki tanjant değeri ise 3 bölü 2 gelmiş. Dolayısıyla bu doğrunun eğiminin 3 bölü 2 olabilmesi için, dediğim gibi eksi sol tarafa yatık olduğu için biz 3 bölü 2 alacağız burada. Tanjant dediğimiz değer, buradaki alfa açısı dersem tanjant alfanın 3 bölü 2 olduğunu bulacağız. Karşı bölü komşu. Karşısı 6 birim olduğuna göre bunun 3 bölü 2 olabilmesi için burasında 4 birim gelmesi lazım. Dolayısıyla buradaki x ekseni kestiği noktada 4 geldi. Karşı bölü komşudan 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Sola yatık olduğu için de eksi 3 bölü 2. Buna göre biz x ekseni kestiği noktayı da bulmuş olduk fonksiyonun. Şimdi fonksiyonun denklemini oluşturalım. X bölü x'te kestiği nokta diyorduk. Y bölü y'de kestiği nokta eşittir 1. Eksenleri kestiği noktaları bildiğimiz bu doğru denklemini oluşturduk. Payda eşitleyelim. Şimdi burasını 3 ile burasını 2 ile çarparsam 3x artı 2y bölü 12 eşittir 1. 3x artı 2y eşittir 12. Doğru denklemini de oluşturduk. Bize f2'yi sormuş. Yani x 2 olduğundaki y değerini soruyor. X yerine 2 yazdığımız zaman buradan y değerini bulalım. 6 karşı tarafa attık. 2y eşittir 6 oldu. Y değerimiz de buradan 3 geldi. Yani f2 değerimiz 3'e eşitmiş. Cevabımız da D şıkkı oldu. 9. soruda tanımlı olduğu aralıkta demiş fonksiyonu vermiş ve buna göre f türev 2 nedir? Şimdi bu ifadeleri türevlerini almak için üstlü halde yazsak daha kolay olacak işlemlerimiz. Mesela şöyle diyelim, f
Burası x üzeri 1 bölü 6 olarak yazalım. Burası x üzeri 1 bölü 3 eksi x üzeri 1 bölü 2 şeklinde. Daha sonra buradaki ifadenin şimdi türevini aldığımız zaman içinin türevi gelecek. İçinin türevinde 1 bölü 6 çarpı x üzeri kuvveti 1 azalttığımız zaman burada eksi 5 bölü 6 çarpı f türev x üzeri 1 bölü 6 geldi. Burada aynı şekilde 1 bölü 3 çarpı x üzeri kuvveti 1 azalttık eksi 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 azalttık eksi 1 bölü 2 oldu. Bize f türev 2'yi sormuş. Yani fonksiyon içerisindeki ifade x üzeri 1 bölü 6'nın 2 olmasını istiyoruz. Bunun için her iki tarafın 6. kuvvetini alırsak eğer x değerimiz burada 6'lar gidecek ve 2 üzeri 6 olarak gelecek. Yani biz x yerine 2 üzeri 6 yazdığımız zaman istediğini elde ediyoruz. 1 bölü 6 çarpı x yerine 2 üzeri 6 yazdım. Bunun 5 bölü 6. kuvveti çarpı f türev 2 oldu. 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri 6'nın eksi 2 bölü 3. kuvveti. 1 bölü 2 çarpı x yerine yine 2 üzeri 6 yazdık. Bunun da eksi 1 bölü 2. kuvveti geldi. Burada kuvvetleri çarptığımız zaman 2 üzeri 6 yani burası 32 bölü 5 geldi. Pardon 32 bölü 6 geldi. Buradaki değerimiz ise şöyle bir durum var. Yalnız şurası eksi 1 çıkartmıştık. Eksi 5 bölü 6. O yüzden şöyle hata yapmayalım. 6'lar sadeleşti. 2 üzeri eksi 5. Yani 1 bölü 6 çarpı 2 üzeri eksi 5'ten de 1 bölü 32 çarpı f türev 2 geldi. Buradan aynı şekilde 1 bölü 3 çarpı yine kuvvetleri çarptığımız zaman 2, 2 üzeri eksi 4. O da 1 bölü 16. 1 bölü 2 çarpı burada 2'leri sadeleştirdik. 2 üzeri eksi 3'ten 1 bölü 8 oldu. 1 bölü 48 eksi 1 bölü 16. Payda eşitleyelim. 3 ile çarptığımız zaman buradaki değerimiz eksi 2 bölü 48 gelecek. Sadeleştirdiğimiz zaman da eksi 1 bölü 24. Şimdi eşitliğin bu tarafında f türev 2 bölü 32 çarpı 6 var. Karşı tarafta da eksi 1 bölü 24. Sadeleştirelim burada. 6'ya böldük 1, 6'ya böldük 4 geldi. 4 ile de 32'yi sadeleştirdik 8. Ve buradan da f türev 2 değerimiz eksi 8'e eşit oldu. 10. sorumuza bakalım. X 0'dan büyük olmak üzere demiş. Fx fonksiyonu vermiş. Ve f türev 4 değeri kaçtır? Şimdi burada ifadede şöyle düzenleyelim. Yine burada bölüm türevini uygulayabiliriz. F türev x çarpı payın türevi diyeceğiz. 1 bölü 2 kök x çarpı payda. Eksi paydanın türevi. Burada direkt 1'in türevi 0 zaten kök x'in türevinden 1 bölü 2 kök x çarpı kök x birinci geldi. Bölü ikincinin karesi yani paydanın karesi. Bize türevde 4 noktasındaki değeri istediği için x yerine 4 yazıyorum. Burada 1 bölü x yerine 4 yazdık kök 4'ten burası 2, 2 çarpı 2'den 4. Burası yine aynı şekilde 2, 2 artı 1'den 3 geldi. 1 bölü burası 2, 2 çarpı 2'den hatta şöyle diyelim kök x'ler burada direkt sadeleşti 1 bölü 2 kaldı. Burası 2 artı 1'den 3, 3'ün karesinden de 9. 3 bölü 4 eksi burasını genişletirsek 2 bölü 4 diyelim. 1 bölü 4 burada da 9 bölü 1 var. Ters çevirdiğimiz zaman cevabımız 1 bölü 36 oldu. 11. soruda fx fonksiyonu vermiş ve buna göre türevinin 0 olduğu denklemin kaç farklı reel kökü vardır? Şimdi burada çarpım türev vesaire yapmaya kalkarsak eğer işimiz biraz daha uzun sürecek. O yüzden şöyle yapalım grafik çizsek. Mesela fx fonksiyonu 0 yaptığımız zaman fx fonksiyonun kökleri nelerdir? 0, burasını 0 yapan değer 2, burasını 3, burasını ise eksi 1. Yani fonksiyon fx fonksiyonu 0 noktasından geçiyor. Eksi 1 noktasından geçecek. 2 noktasından bir de 3 noktasından geçecek. Buradaki katsayıları burada baş katsayısı pozitif olduğu için o zaman sağ tarafta yukarıdan gelecek. Artı değerden geldi. Bu şekilde 0'dan geçecek ve eksi 1'den geçecek şekilde fx fonksiyonumuz bu şekilde geldi. Şimdi türevi dediğimiz zaman da türevde nedir? Eğiminin 0 olduğu yerden bahsediyor. Yani türevi 0 olması demek eğiminin 0 olması demek. Eğimi de 0 ne zaman oluyordu? X eksenine eğer paralelse buradaki teğetin eğimi 0 oluyordu. Yani şöyle geldiğinde mesela buradaki tepe noktasında buradaki ve buradaki tepe noktalarında eğimler 0. Yani bu noktalarda buradaki değerlerde teğetin eğimi buradaki yani teğeti buradaki fonksiyonun türevi 0. Buradaki değerlerin ne olduğunu sormuyor bize. Kaç tane olduğunu soruyor. Dolayısıyla türevini 0 yapan 3 tane kök olduğu için bu denklemi 0 yapan denklemin 3 tane kökü vardır diyoruz. 12. soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre a değeri veriliyor ve aşağıdakilerden hangisi a'ya eşittir? Şimdi türevleri cinsinden bu ifadeyi elde etmeye çalışacağız.
Fonksiyonun türevini alsak öncelikle. Çünkü hep bize şıklarda birinci türev, ikinci türev şeklinde değerler vermiş. Fonksiyon türevini alsam 1 artı 2x artı 3x kare, en sonunda da 10 çarpı x üzeri 9 gelecek. Birinci türevde x yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 2 artı 3 artı şeklinde devam edecek ve artı 10'a kadar, 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı geldi. Şimdi a değerimizde 1 çarpı 2, 2 çarpı 3 şeklinde gitmiş. Şöyle diyelim, bir sonraki de mesela fonksiyonun bir de tekrar ikinci türevini de alalım. F türev 2x, f'in ikinci türevini aldığımız zaman burası gitti. 2x'in türevinden 2, 3x karenin türevi 6. Bir sonrakinde burada mesela şöyle gelecekti. 4x küp, bunun türevini aldığımız zaman 12x kare. Burada da 6x vardı. Bu şekilde gitti. En son buradaki değerde de şimdi bu ifadenin tekrar türevini aldığımız zaman 90 çarpı x üzeri 8 geldi burada da. İkinci türevinde de yine aynı şekilde x yerine 1 yazmış olsak 2 artı 6 artı 12 şeklinde gidecek. Burası da 90. Şimdi a'yı elde etmeye çalışsam mesela 1 çarpı 2, ben 2'yi 1 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 6'yı 2 çarpı 3 diyebilirim. 12'yi 3 çarpı 4 diyebilirim. 90'ı 9 çarpı 10 diyebilirim. Dolayısıyla ikinci türevdeki 1 değeri direkt bize aslında buradaki a sayısını vermiş oldu. Buradaki a sayısını bundan elde ettiğimize göre o zaman direkt cevabımız C şıkkı geldi. 13. soruda x 1'den farklı olmak üzere demiş. Eşitliği verilmiş. G türev 2'yi soruyor. Şimdi şöyle desek, burada gx yalnız bırakmak için x eksi 1'i karşı tarafa göndersek öncelikle gx eşittir x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımından 2 kare farkından x kare eksi 1 oldu. X kare artı 1 var. Çarpı x üzeri 4 artı 1 var. Yine türevini almadan biraz daha düzenleyebiliriz. X kare eksi 1 ile x kare artı 1 yine 2 kare farkın açılımı. Bunların çarpımında x üzeri 4 eksi 1 gelecek. Çarpı burada x üzeri 4 artı 1 var. Tekrar 2 kare farkın açılımı olduğu için burada x üzeri 8 eksi 1. Yani gx fonksiyonumuz aslında x üzeri 8 eksi 1'miş. Türevini aldığımız zaman g türev x eşittir 8 çarpı x üzeri 7 oldu. X yerine de 2 yazdığımız zaman 8 çarpı 2 üzeri 7. 8 de 2 üzeri 3 demek zaten. Burası da 2 üzeri 7'den 2 üzeri 10. Bize 2'nin kuvveti değil 4'ün kuvveti şeklinde yazmış. O zaman şöyle diyelim, 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti dersek yine 2 üzeri 10 oluyor. O da 4 üzeri 5'e eşit oldu. 14. soruda fx fonksiyonu vermiş ve türevi kendisine eşit olan denklemin kökü kaçtır? Şimdi fonksiyonun türevini almamız lazım. Fx fonksiyonu şöyle düzenleyelim. X artı 2'nin eksi 2. kuvveti diyelim ve türevini alalım. Eksi 2'yi başa yazdık. X artı 2'nin burada bir azalttığımız zaman eksi 3. kuvveti geldi. Çarpı içinin türevinden de 1. Şimdi bu ifadenin fonksiyonun kendisine eşit olduğunu söylüyor. Bunu da şöyle yazalım. Eksi 2 bölü x artı 2'nin 3. kuvveti geldi. Bu da 1 bölü x artı 2'nin 2. kuvvetine eşitmiş. Buradan x artı 2'nin ikişer tanesini sadeleştirdiğimiz zaman şöyle gelecek. Eksi 2 bölü x artı 2. Karşı tarafta da 1 geldi. İçler dışlar çarpımının x artı 2 eşittir eksi 2'den. X değerimiz de burada eksi 4 oldu. 15. soruda gx eşitliği verilmiş ve g türev 0 ifadesinin değeri hangisidir? Fonksiyonun türevini alalım. G türev x'in türevini aldığımız zaman çarpım türevi uygulayalım burada. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi f türev 3x eksi 1. Bir de fonksiyonun içinin türevi de gelecek. Çarpı birinci. Bir sıfır noktasındaki türev demiş. X yerine sıfır yazarsak f, burası sıfır yazdık, f eksi 1 geldi. Artı f türev x yerine sıfır yazdık, f türev eksi 1. X yerine sıfır yazdık, 3 çarpı 0. Dolayısıyla burası direkt gitti. Yani g türev 0, f eksi 1'e eşit oldu. Yani c şıkkı cevabımız geldi. 16. soruda gx fonksiyonu vermiş. F 1 3 olduğuna göre g türev 1 nedir? Şimdi burada 4 tane çarpan şeklinde var. Bunu çarpım türevi uygulayacağız ama şöyle desek. Mesela 1 noktasındaki değer olduğu için buradaki x eksi 1'e çarpanlardan biri olsun. Geriye kalanlar da ikinci olsun. Ve gx'in türevini alırken birincinin türevi, yani x eksi 1'in türevinden 1 geldi. Çarpı bu ifadenin tamamı. X eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı fx. Bu ifademiz ikincisi. Artı ikincinin türevi, yani bu ifadenin türevi çarpı fx. Direkt türevini almayacağım. Türevi diyeceğim. Çarpı birinci x eksi 1. Şimdi türevde x yerine 1 yazdığım zaman g türev 1 eşittir. X yerine 1, burası zaten 1'di. X yerine 1 yazdık eksi 1, 1 yazdık eksi 2 çarpı f1. Artı burada hiç türevini almaya bile gerek kalmadı. X yerine 1 yazdığımız zaman 0 olacağı için bu türev de gitmiş oldu. Dolayısıyla değerimiz direkt buna eşit oldu. G türev 1,
2 çarpı f1 demekmiş. F1 de 3 olduğuna göre 3 çarpı 2'den cevabımız 6 geldi. 17. soru, gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonu verilmiş. İfadelerin hangileri doğrudur? F fonksiyonu eksi 2 apsisi noktada sürekli olmasına rağmen türevsizdir demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2'ye sağda, pardon, eksi 2'ye, kritik nokta eksi 2 çünkü. Eksi 2'ye soldan yaklaşacağım. Şimdi eksi 2'den daha büyük bir değer yazdığımız zaman buradaki ifademiz, mesela eksi 2'den büyük bir değer demek eksi 1,9. Yazdığımız zaman içerisi pozitif olacağı için bu ifade dışarıya artı 2, x artı 2 olarak çıkacak. Eksi 2'den küçük bir değer yazdığım zaman, mesela eksi 2,1 yazdığım zaman içerisi negatif olduğu için eksi x eksi 2 olarak çıkacak. Ve biz bu ifade, normalde mesela fonksiyonun bu haliyle bu ifade fx fonksiyonu. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman burası da 0, burası da 0 gelecek. Dolayısıyla fonksiyon sağdan soldan limitleri birbirine eşit ve eksi 2 yazdığımızda da zaten eşit olduğu için sürekli. Peki türevli mi, ona bakalım. Şimdi türevlerini alalım. F türev x diyeceğim. Bu ifadenin türevini aldım 1. Bu ifadenin türevini aldım eksi 1. Sürekli olmasına rağmen 1 ile eksi 1 birbirinden farklı olduğu için sağdan soldan türevleri farklı. Dolayısıyla türevsiz olduğu için birinci öncülümüz doğru. F fonksiyonun görüntü kümesi 0 ile artı sonsuz aralığındadır demiş. Şimdi görüntü kümesi de şöyle diyeceğiz. Burada eksi 2 noktasında kritik nokta demiştik. Fonksiyonda burada eksi 2 noktası zaten kırılma noktası mutlak değerde. Eksi 2'den normalde buradaki değerlerimizde eksi 2'den daha büyük değerler aldığımız zaman x artı 2 çıkmış. Yani fonksiyon normalde şöyle çizeceğim. Y eşittir x artı 2 olmuş olsaydı eksi 2 noktasına 0 gelecekti. X yerine 0 yazdığımız zaman 2 noktasından geçecekti. Şöyle grafiğimiz bu şekilde gelecekti normalde. Eksi 2 noktasına kırılma noktası, yani mutlak değer şeklinde olduğu için biz mutlak değerli olan kısımda burada negatif tarafta kalan, yani x eksenin altında kalan kısmı burada direkt üst tarafa alıyorduk. Bir simetrisini alıyorduk ve buradaki değerimiz artık gitti. Buradaki fonksiyonumuz da nedir? Mutlak x artı 2 fonksiyonu. Dolayısıyla fonksiyonun görüntü kümesi alt tarafta hiçbir değer almıyor mutlak x artı 2 değeri. Sıfır değeri dahil, sıfır ve sıfırdan büyük olan değerler. Çünkü bütün hepsi y değerlerinin pozitif değerleri. Negatif değerler almıyor. Sonuçta mutlak değer. O yüzden de görüntü kümesi sıfırla artı sonsuz aralığında ifadesi doğru. F çift fonksiyondur demiş. Şimdi çift fonksiyon dediğimiz nedir? F eksi x, yani fonksiyonu x yerine eksi x yazdığımız zaman sonuç eksi x olarak çıkması gerekiyor. Yazalım, mutlak içerisinde x gördüğümüz yere eksi x yazdığımız zaman eksi x artı 2 ifadesi x artı 2 ifadesini eşit mi? Buradaki değerlerimiz sonuçta birbirlerine eşit değil. Burada eksi parantezini almış olsak bile iki değer birbirine eşit olmadığı için fonksiyon çift fonksiyon değildir. Buradaki mesela şöyle bir de düzenlesek, eksi parantezini alsak mesela x eksi 2 gelecek. Eksi, bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Mutlak eksi 1 çarpı mutlak x eksi 2. Eksi 1 dışarıya 1 olarak çıkar ama bu ifade x eksi 2'dir. Dolayısıyla x eksi 2 ile x artı 2 hiçbir şekilde birbirlerine eşit olmadıkları için çift fonksiyon olmuyor. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 geldi. 18. soruda ifadelerin hangileri daima doğrudur demiş. F fonksiyonu a virgül b aralığından demiş reel sayıları tanımlı ve bu fonksiyon a b aralığındaki bir noktada türevli ise o noktada süreklidir. Eğer türevlilik, yani türev şartına kadar çıktıysa zaten önceki şartları sağlıyordur. Normalde şartlar şu şekilde gidiyordu. Limit, süreklilik ve türev. Eğer türevli ise mutlaka sürekli ve mutlaka da limiti vardır. Ama limiti varsa bu alt şart diyelim. Eğer limiti varsa illa sürekli ya da türevli olmak zorunda değil. Ama buradaki eğer türevli ise alt şartları mutlaka sağlamak zorunda. Türevli ise mutlaka süreklidir, sürekli ise de mutlaka limiti vardır. Ama alttaki şartlardan buradaki şartlar kesindir diyemeyiz, doğrudur diyemeyiz. Eğer türevli ise o noktada süreklidir. Evet, kesinlikle süreklidir. Eğer AB aralığında bir noktada sürekli ise türevlidir demiş. Hayır, alt şart sağlanıyorsa üst şartta sağlanacak diye bir durum yok. Sürekli ise türevli olmayabilir. O yüzden ikinci öncül yanlış. Fx türevli ise mutlak fx ifadesi de türevlidir demiş. Şimdi bunu da yine aynı şekilde bilemeyiz. Fonksiyon türevli ise mutlak fx'in de yine aynı şekilde şartlarını sağlaması lazım. Fonksiyonun kendisi türevli diye mutlağı da türevli olacak diye bir durum yok burada da. O yüzden üçüncü öncül de daima doğrudur diyemem. Dolayısıyla cevabımız buradan A şıkkı, yani yalnız 1 olarak gelmiş oldu. Mesela burada x artı 2, şöyle diyelim, fx fonksiyonumuzu x artı 2 almış olsak mutlak fx dediğimiz değer mutlak x artı 2. Eksi 2 noktasında fonksiyonun türevi vardır ama mutlak x artı 2'nin eksi 2 noktasında türevi yoktur. O yüzden fx türevli ise mutlak fx türevlidir diyemeyiz.
Bunu örnek olarak da verebiliriz. Dolayısıyla cevabımız buradan A şıkkı gelmişti. Evet arkadaşlar, böylece karma test 1'i de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.